Efendim, insanoğlu için kıymetli pek çok değer vardır. Mal, mülk, şöhret, makam, sağlık, güzellik, sevgi, dostluk. Bütün bunlar Rabbimizin bize lütfettiği nimetlerden yalnızca birkaç. En büyük nimeti herhalde başlı başına bir hazine olan insan hayatıdır. Günler, geceler birbirini kovalarken hiç farkında olmadan bir de bakıyoruz ki saçlar bembeyaz oluvermiş. Bedenimiz çatlak sesler çıkarmaya başlamış. Artık o dizlerde eski derman kalmamış. Vücut kuvvetten düşmeye başlamış. İşte nasıl eridiğini anlamadığımız ve satın alınması mümkün olmayan bir servettir zaman. Zaman, başka güne aktaramayacağımız, o günün sonuna kadar kullanmak zorunda olduğumuz bir sermayedir. O kadar kıymetli bir servet ki ne parayla, ne altınla, ne inciyle, ne de mücevherle alınması mümkün değildir. Bunu hepimiz biliriz. Üstelik şu dünya hayatının sınırlı bir zaman dilimi olduğunu da biliriz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de asra yemin ederek zamana dikkatimizi çekmektedir. Bu kıymeti hiçbir şeyle ölçülemeyen, tek saniyesinin dahi büyük önemi olan sermayeyi nasıl değerlendirmeliyiz? Başlayan her yeni günün payımıza düşen her anını değerlendirmek ya da harcamak bizlerin elinde. Onu kalıcı hale dönüştürmek, kıymetlendirmek, bezemek, süslemek yine bizlerin elinde. Bir kuş olup uçan, bir su olup yaz güneşinde buharlaşıp bizden uzaklaşan, yeniden yaşanması mümkün olmayan saliselerin, saniyelerin kıymetini bilip ona göre davranmalıyız. Zamanı durdurmak elimizde değil. Ancak onu değerlendirerek geleceğe taşımak bizlerin elinde. Meşhur hikayedir. Kavanoz ile çakıl taşlarının hikayesini pek çok kişi bilir. Adamın birinin eline kaya parçaları vermişler. Çakıl taşları vermişler. Bir de kum vermişler. Su da vermişler. En son bir de kavanoz tutuşturmuşlar. Sonra demişler ki, haydi bakalım, bunları yerleştir. Ne yapabilir bu durumda bu adam? Kavanozu su ile doldursa, içine başka bir şey konmaz. Kum ile doldursa, çakıl taşlarına yer kalmaz. Çakıl taşlarına öncelik tanısa, bu sefer de kaya parçalarına kavanozda yer bulamaz. O zaman ne yapmalı bu adamcağız? Elbette ki büyük kaya parçalarından işe başlaması gerekir dostlar. Önce kaya parçalarını yerleştirir kavanoza. Kalan boşluklara çakıl taşlarını koyar. Çakıl taşları arasında kalan boşluklara da kumları döker. Kum tanecikleri arasında kalan boşlukları da suyla doldurarak işlemini tamamlar. Bizler de her günümüzü elimize tutuşturulan içerisi boş bir kavanoz gibi görmeli, onu nasıl en iyi biçimde doldururuz diye düşünmeliyiz. İşte akıllı insan zamanını şuurlu kullanmaya gayret eder.
tarih boyunca yapılan hayırlı çalışmalar hep bu sağduyu ile elde edilmiştir. Akıllı insan geçmişte oyalanıp gamın girdabına girmez. Hep geleceğe umutla bakar. Maksadı şu gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Hem bu dünya hayatında hem de ebedi hayatında huzur ve saadeti yakalayabilmenin yarışı içindedir. Vesselam.